إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّ الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. يا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وانثانا وصغيرنا وكبيرنا. اللهم اجرنا من النار. اللهم اجرنا من النار. اللهم اجرنا من النار. وحفظنا عن شرور الأشرار والحقنا بعبادك الأبرار بجاه النبي المختار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين. يا ربي ellerimizi açtık. Sana yalvarıyoruz, senden istiyoruz. Bütün dualarımızı dergah izzetinde kabul ve makbul eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi şu an burada yapılan duaları Mescid-i Haram'da, Mescid-i Nebevi'de, Mescid-i Aksa'da yapılan duaları ilhak eyle ya Rabbi. Aramızdaki günahsız çocuklar hürmetine, beli bükülmüş yaşlılar hürmetine, sana taat eden kullar hürmetine. Ya Rabbi dergahından geri dönmekten bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi okunan hatmi şerifleri, kelime-i tevhidleri, ayetel kürsileri, ihlas surelerini ve diğer okunan ne varsa ya Rabbi, hepsini dergah izzetinde kabul ve makbul eyle ya Rabbi. Bunları okuyanlar hangi niyetle okudularsa, onlara niyetlerinin karşılığını ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi başta Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere, bütün peygamberlerin ve nebilerin ruhlarını eriksen vasıl eyle ya Rabbi. Bu Kur'an-ı Kerim'den, kelime-i tevhidden hasıl olan sevabı, bütün peygamberlerin ruhlarını eriksen vasıl eyle ya Rabbi. Sahabe-i kiram efendilerimizin, ehl-i beytin, tabin, etba tabin, kulla tulla puffaz, bihameli Kur'an'ın ruhlarını eriksen vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bu köyde, bu kariyede yaşamış, ahirete irtihar etmiş, bütün mümin ve Müslümanların ruhlarını eriksen vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ahirete irtihar etmiş, nesli kesilmiş, kendisine bir Fatiha dahi okuyacak kimsesi kalmamış olan kimselerin ve ruhlarını eksen vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizi muhafaza eyle. Dünyada ve ukbada iyilikler ihsan eyle. Ya Rabbi kulluğumuzu taatimize arttır. Senden başkasına secde ettirme ya Rabbi. Ya Rabbi imanımızı kurtarmadan, kelime-i şehadet getirmeden,
canımızı bedenimizden ayırma ya Rabbi. Ya Rabbi yavrularımızı İslam üzerine yetiştirebilmek nasip eyle. Ya Rabbi bayrağımızı indirtme, ezanlarımızı susturma, namuslarımızı çiğnettirme ya Rabbi. Ya Rabbi bizi senden, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan ayırma ya Rabbi. Rehberimizi Kur'an eyle ya Rabbi. Ya Rabbi dünyaya meyledenlerden değil, ahiret için gayret edenlerden eyle ya Rabbi. Bizi, anne babalarımızı, sevdiklerimizi ve yavrularımızı sen bağışla ya Rabbi. Ya Rabbi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatini cümlemize ihsan eyle. Dünyada iyilik, ukbada iyilik ihsan eyle. Bütün geçmişlerimizin ruhu için, Allah rızası için El-Fatiha. Cehenneme girmemek için değil, Allah'ı çok sevdiğiniz için secde edin. Bir gün birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi. Efendimizin evinde misafir vardı, ikram edecek bir şey bulamadı. O Efendimiz'e misafirden ikram etmesi saniyemiz. Vakit varken, hala zaman varken, gelin birlikte tövbe edelim. Cemî hatalarımızdan estağfirullah. Estağfirullah, estağfirullah el-lezî lâ ilâhe illâhu el-hayyul kayyum ve etûbü ileyh. Lâ ilâhe illâ ente subhâneke innî kuntü minez-zâlimîn. Lâ ilâhe illâ ente subhâneke innî kuntü minez-zâlimîn. Lâ ilâhe illâ ente subhâneke innî kuntü minez-zâlimîn. Ya Rabbi cemî günahlarımızdan tövbe ediyoruz, istiğfar ediyoruz, sana yöneliyoruz, sana yalvarıyoruz. Ya Rabbi biz senden başkasına Rabbimiz demedik, senden başkasının önünde eğilmedik, senden başkasının önünde el açıp yalvarmadık. Ya Rabbi bizi, canımızı, bedenimizi secde halindeyken kal ya Rabbi. Ya Rabbi bizi kendine kul kabul eyle. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e ümmet eyle. Ya Rabbi yarın ahirette huzur.
çirkin bir şeyle huzuruna gelmekten bizleri muhafaza eyle. Ya Rabbi, yavrularımızla birlikte, eşimiz, annemiz, babamızla birlikte, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elinde Kevser havuzundan içebilmek nasip eyle. Ya Rabbi, anne babalarımız bizden razı eyle. Bizi onlara karşı edepli kıl. Ya Rabbi, İslam'ın sancaklarını bizlere nasip eyle. Ya Rabbi, düştüğümüz yerden tekrar bizdeki Müslüman kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi, Bedir'de meleklerinle nasıl desteklediysen, bizleri de gökten gelen meleklerinle destekle ya Rabbi. Ya Rabbi, bizi yalnız koyma. Hatalarımızı görüp tövbe edebilmeyi nasip eyle. Ya Rabbi, sana kullukta bizi itaatkar kıl. Ya Rabbi, isyan üzerine olmaktan muhafaza eyle. Son nefesimize kadar ve sübhümüzden ya Rabbi, sana isyankar olacak kullar gelmekten muhafaza eyle ya Rabbi. İslam üzerine bizleri yaşat ya Rabbi. Buyurun, son nefesimizde bir kelime işaret. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek cümlemize çene kapıya binmeyi nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, bize dünyada iyilikler ve ukvada iyilikler ihsan et. Vâhiru davana Yeah.
Efendi ben sana alıyorum. Buray. Ruhunla beraber gezer icram adın. Sanki asara gömülsen taşacaksın ey hat. Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana avuçunu açmış duruyor peygamber. Sayın Belediye Başkanım, Sayın İl Özel İdaresi Genel Sekreterim ve kıymetli hazurum, değerli misafirlerimiz, mensup olmaktan gurur duyduğum köylülerim, 18.sini düzenlemiş olduğumuz pilav günümüze hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Köyümüz halkı 1474 tarihinde Karamanoğlu Beyliği'nin yıkılmasından sonra Osmanlı Devleti'nin Rumeli'yi fethedip bu toprakları Türk İslam toprağı haline getirme çabaları doğrultusunda bugünkü Konya ve Karaman civarından Rumeli'ye göç etmiş Oğuzların Avşar boyundan gelmektedir. Rumeli'de yerleştikleri bugünkü Bulgaristan sınırları içerisinde yer alan Deli Orman Bölgesi Tırnova civarından tarihte 93 Harbi olarak bilinen ve Osmanlı İmparatorluğu'nun Balkan hakimiyetinin zayıfladığı 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi sonucu vatanlarının Rus işgalinde kalmasından dolayı zorunlu olarak çok çileli ve zorlu bir göç yolculuğu bugünkü bulunduğumuz köyümüz topraklarında son bulmuş ve bu topraklara yerleşmişlerdir. Yeni yerleşim zamanı Osmanlı İmparatorluğu'nun yedi düvel ile boğaz boğaza cenk ettiği o zor günlere denk gelmektedir. Dönem itibariyle köyümüzden Balkanlarda, Çanakkale'de, Yemen'de Kurtuluş Savaşı'nda savaşıp şehitlik makamına ya da gazilik rütbesine ulaşmayan hemen hemen kimse yok. Her haneden, her aileden bir büyüğümüz mutlaka bu şanlı sıfatı üzerinde taşımaktadır. En son ise şehidimiz hain terör örgütü PKK ile mücadele ederken Tunceli'de şehit düşen Sedat Çakır'ı hepinizin huzurunda rahmet ve minnetle anıyorum. Şimdi kürsüye konuşmalarını yapmak için Sarıdayı Köyü Muhtarı Nizamettin Er Yılmaz'ı davet ediyorum. Muhtarım buyurun. Sayın Belediye Başkanım, kıymetli ve değerli misafirlerimiz ve köylülerimiz, her karış toprağı şehit kanlarıyla sulanmış bu aziz vatanımızın şirin beldesi köyümüzde 18.sini düzenlediğimiz köy mevlidi ve pilav günümüze hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, şeref verdiniz. ...18 yıl önce başlayan ve günümüze kadar devam eden köy mevlidimiz ve pilav günümüz Sarıdayı Köyü olarak bizim birlik ve beraberliğimizin en büyük nişasetidir. Bugün burada tüm köy halkının katılımı ile birlikte dedesi, ninesi, babası, annesi, kendisi bu köyde yetişmiş olup doğduğu toprakları unutmayarak
kilometrelerce uzaktan gelip tek yürek olduğumuz bu toprakların çocuklarının bir arada olduğu çok değerli bir ana hep birlikte şahitlik ediyoruz. Etkinliklerimiz cumartesi günü başlayıp asıl programımız ise bugün olmaktadır. Tüm köylülerimizin maddi ve manevi desteğiyle hayat bulan bugünümüzde en önemli amacımız ahirete intikal etmiş bulunan büyüklerimize bir Fatiha okuyarak onların hayrı için pilav dağıtmak ve köy olarak tek yürek olduğumuzu göstermektir. Köyümüzün kuruluşundan beri kulağından ezan, elinden bayrak ve sancak eksik olmayan Sarıdayı köylüleri nasıl ki dedelerimiz, ninelerimiz Balkanlarda, Çanakkale'de, Yemen'de, Kurtuluş Savaşı'nda canı ile bu millet ve devlet için mücadele ettiyse, bizler de hain terör örgütü PKK ile mücadelede şehit verdiğimiz Sedat Çakır gibi 15 Temmuz'ta da aziz milletimizin ve büyük devletimizin yanında ve hizmetinde olduk. Ve de olmaya da devam edeceğiz. Bugün bizi yalnız bırakmayarak bizi onarlandıran Sayın Belediye Başkanımıza, Genel Sekreterimize ve tüm misafirlerimiz olmak üzere pilav günümüzde emeği geçen tüm köylülerimize teşekkürü borç bilir, saygılarımızı arz ederiz. Bu birlikteliğin devamını dileriz. Bugün İstanbul'da Bilecikliler buluşma günü olmasından dolayı Sayın Valimiz, Sayın Vekilimiz, Kaymakamımız gelememişlerdir. Tüm halkımıza ve misafirlerimize selamları vardır. Hepinizin büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperler. Saygılarımla hoşça kalın. Hepinize afiyet olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun inşallah. Vallahi ekleyebildiğim kadar ekledim. Evet, konuşmalar için köy muhtarının zahmetini Er Yılmaz'a teşekkür ediyoruz. Şimdi de kürsüye Pazaryeli Belediye Başkanımızı davet ediyorum. Başkanım, arz ederim, buyurun. Kıymetli Sarıdayılı hemşerilerimiz, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, çok kıymetli ilgilen sekreterimiz, gelinimiz ve eşleri, Garanti Bankası Müdürümüz Süslü Bayrakçı, ilgilen meclisimiz de aramızdalar, siyasi partilerimizin temsilcileri buradalar, pazarlarını en güzel şekilde sesimizi duyuran, bizi dünyaya duyuran kıymetli basın mensubu abilerimiz İbrahim Öztosun ve Sedat Ceylan buradalar. Ve göremediğim, sayamadığım dernek başkanlarımız, muhtarlarımız ve birçok misafirimiz buradalar. Hepiniz hoş geldiniz,
şeref verdiniz. Sizleri böyle birlik beraberlik içinde görmekten mutlu oluyoruz. Ama şimdi alkışlıyoruz ya herkese. En büyük alkış Sarıdayı Köyü'nün emektarlarına. Bugün böyle bir günde bizlere misafirperverlik örneği gösterdiler. Muhtarımız başta olmak üzere Sarıdayı Köyü'nü Yaşatma Derneği en güzel şekilde hizmet vermek üzere çalışmışlar. Bugünü başarıyla sonuçlandıracaklar inşallah. Bir alkışta şu arkamızda duran böyle kırmızı örtülü, siyah ve şalvarları bir örnek olan hanımlarımıza gelsin. Ben hepinizi buraya davet ediyorum. Birlikte konuşalım. Bir kadın dayanışması yapalım birlikte. Bugün muhtarımızın da söylediği gibi Bilecik'te Bilecikliler Derneğimizin programı da var. Bileciklilerin en güzel özelliği Türkiye'de adıyla anılan birlik beraberlikleri. Bu bakımdan ben bütün hemşerilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Burada birlik beraberlik örneği gösterdik hep beraber. Milletvekilimiz Sayın Halil Erdemir'in selamları var. İl Başkanımız Sayın Serkan Yıldırım'ın selamları var. Kendileri Bilecik geneli olduğu için İstanbul Bilecikliler Derneği'nin programında Bileciklileri temsil etmek üzere katılmak durumunda kaldılar. Ben de onların adına sizlere selamlarını getirdim. Hanımlar buyurun buyurun. Bütün, hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Evet, Sarıdayı'nın hanımları gördüğünüz gibi, pazar yerinin hanımları gördüğünüz gibi birlik beraberlik içinde her şeyini birlikte yapan hanımlar. Arkadakiler yan tarafa geçsin. Beyler affetsinler beni ama eminim ki bugünün kahramanları hanımlardır muhtarım. Allah razı olsun. Hepinizden. Şimdi bir ayrıcalık yapıp bütün hanımlara, buradaki bütün kadınlara tek tek ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Muhtarımız heyecandan bir şey unuttu. Tabii köyün dertleri bitmez, sıkıntıları bitmez. Evet. Muhtarımız da gelmeden önce konuştuk. Sayın Genel Sekreterim, konu biraz da sizi ilgilendiriyor. Ama tabii beni yakın buldukları için de bana da dertleniyorlar. Hazır Genel Sekreterimizi yakalamışken Sayın Valimize de zaten konuyu arz ettik. Evet. Köylülerimize de, hemşerilerimize de bildirelim. Köyümüzün 1,5 kilometrelik bir sıcak asfalt meselesi var. İl Genel Meclisiyemiz de burada. Biz, Genel Sekreterimiz de bize elinden gelen desteği veriyor. Evet. Çünkü kendisi pazar yeri gelini. Biraz pazar yeri ayrıcalığı oluyor tabii. Evet. Onun için 1,5 kilometrelik sıcak asfalt konusunu biz sürekli gündeme getiriyoruz. İnşallah o konuda Sayın Valimiz tamam demişti. İnşallah herhangi bir problem çıkmaz. Kısa sürede tamamlanır. Genel sekreterimiz de başını salladığına göre var bunda bir şey. Onun dışında bir de köyümüzü Bursa'ya bağlayan bir yolumuz da var. Muhtarımız çalışıyor. Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne müracaatımızı yapıyoruz. Çarşamba günü bölge müdürümüz gelecek. O konuyu bizzat ben yine pazar ilçemize gelecek, misafir edeceğiz. Onu da ısrarla üstüne basarak söyleyeceğiz. İnşallah köyümüzün başka dertleri yok. Muhtarımızın da anlattığı gibi birlik beraberlik var. Her şey var. Hani derler ya, un var, şeker var, helva yapmak da bizlere düşüyor. İnşallah yolumuzun da yapılması konusunda ben de elimden gelen desteği sağlayacağım. Burada muhtarımız söyleyecekti, unuttu heyecandan. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hanımlar çok teşekkür ederim. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Ben pazar yerinde düğünler çok, bizim kendi personelimizin, iki personelimizin düğünü var. Sizden affınızı isteyerek müsaade istemek zorunda kalıyorum. Hayırlı günler. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. 19. etkinliğimizde yine birlikte buluşmak dileğiyle diyorum. Sağlıcakla kalın. Sağ olun, var olun. Çok sağ olun. Genel sekreterimiz. Alaaddin abi. Gel Alaaddin abi. Evet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya ilahel alemin, şu mübarek Muharrem ayının şu mübarek gününde ümitle dolu olarak ellerimizi, gönüllerimizi sana açtık. Sen sana açılan elleri, sana açılan gönülleri boş çevirmezsin. Bizleri huzurundan boş çevirme ya Rabbi. Bizleri hakiki manada kendine kul, Habibine ümmet olanlardan eyle.
Efendimizin şefaatini cümlemize nasip eyle. Böyle güzel günlerde birlik ve beraberlik içerisinde toplandığımız gibi yarın mahşer gününde de Efendimizin sancağı altında haşr-ı cem olabilmeyi nasip eyle. Vermiş olduğun nimetlere hakkıyla şükredebilmeyi nasip eyle. Vermiş olduğun nimetleri sana kulluk yolunda harcayabilmeyi nasip eyle. Bu programın hazırlanmasında maddi manevi emek sarf etmiş olanların cümle geçmişlerine rahmet eyle. Dünyada olanlarımıza sağlık, sıhhat, afiyet, hayırlı uzun ömürler nasip eyle. Böyle güzel günlerde tekrardan buluşabilmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Uzaktan yakından teşrif buyurmuş bu cemiyetin bu güzelliğine ortak olmuş olanların da cümle geçmişlerine rahmetinle, merhametinle muamele eyle ya Rabbi. Bizlere hayırlı birer akıbet, hayırlı birer ömür, hayırlı evlatlar, hayırlı rızıklar, hayırlı birer ölüm ile huzuruna gelebilmeyi nasip eyle. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin ve alihim velhamdülillahi rabbil alemin. Hayırların fethi, şerlerin defi, cümle geçmişlerimizin ruhu, Allah rızası için el-Fatiha. Hocam Allah razı olsun, ağzınıza yüreğinize sağlık. Evet, 18. düzenlemiş olduğumuz pilav günümüzde bizleri yalnız bırakmayan Pazaryeri Belediye Başkanımıza, Genel Sekreterimize, İl Encümenimize, İlçe Müftümüze, Bozüyük AK Parti İlçe Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerine ve misafirlerimize ve bütün köylülerime, hepinizden Allah razı olsun, ayağınıza yüreğinize sağlık, hepinize teşekkür ediyorum. Rabbimin izniyle inşallah seneye görüşmek üzere. Hepiniz sağlıcakla kalın, saygılarımı arz ederim.